Evet arkadaşlar, mimar, statik, elektrik, mekanik, jeoteknik bir sürü proje mimarı var. Bunlar ihale yapılıyor hepsi sırasıyla. Size kolay geliyor, hemen maket yapar gibi tesis bitsin istiyorsunuz ama bu işler kolay değil. Evet arkadaşlar, hepinize kemer buyurduğunuzdan sevgiler, saygılar. Evet, Galatasaray Pikniği için gördüğünüz gibi çadır kurulmuş durumda. Protokol piknik alanı, gösteri alanı, bir çadır kurulmuş oraya. Asfalt dökülüyor yola, hemen giriş yoluna. Ve son hazırlıklar yapılıyor. Yarın 17 Ağustos pikniği var Galatasaray'ın burada. 17 Mayıs. Hemen karşıya da Metin Oktay tesisleri logosu, Galatasaray logosu ile birlikte Metin Oktay tesisleri diye yazı da asılmış durumda. Siyah desenli bir duvara Galatasaray logolu isim yazılmış. Binada çalışmalar devam ediyor. Drenaj çalışmaları yapılıyor gördüğünüz gibi. Burada da boruların, drenajların gitmesi için bir yer açılmış. Su buradan tahliye olacak. Evet. Birinci sıra tamamlanmıştı drenajı. İkinci sıranın drenajı da artık son durumlarını, son anları yaşanıyor. Döşeniyor, drenaj boruları. Binada da çalışmalar devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi kum çakıl arasına açılan boşluklara borular yerleştirilmiş. Oralardan sular gidecek. Su başlıkları orada. Ve biten tarafa da üzerine yine kum dökülüyor. Gördüğünüz iş makinesiyle birlikte. Evet arkadaşlar, alt taraf fitness center, yemekhane, fitness center, doktor odaları, yemek odaları futbolcular için. Orta katlar büro olacak. Bir, ikinci ve üçüncü kat. En üst katta futbolcuların kampa kaldıklarında kalacakları odalar ve dinlenme tesisleri olacak, kafeler olacak. Avrupa'nın bütün büyük kulüplerinin tesisleri incelenmiş. Onların içine göre yapılıyor. Hatta Amerika'daki, kolay gelsin ustam. Nasıl gidiyor işler? Allah kolaylık versin. Evet, Amerikan NBA liginin takımların tesisleri de incelenmiş. Onların da içlerindeki çalışma ortamları, neler yapılıyor oralarda da, en gelişmiş, en lüks tesis olacak Galatasaray'ın yaptığı bu tesis, Kemerburgaz tesisleri. Büyük bir özen gösteriliyor. Özellikle tesisin, binanın içi çok önemli. Florya'daki binanın 3 katı büyüklüğünde, oda sayısı olarak da 300 oda fazlalığı var buranın. Büyük bir akademi binası olacak gerçekten. Kardeşlerimiz çalışıyorlar, görüyorsunuz boruları döşüyorlar. Işıklandırma direkleri hemen burada. Görüyorsunuz ışıklanma direklerinde. 1, 2, 3, burada 3 de burada 6 tane. Evet, ben 5 tane saymıştım daha önce. 6 tane olduğunu görüyoruz. Evet, karşı tarafa çimler döşenmiş. Sahanın hemen kenarına çimler örtülmüş gördüğünüz gibi. Gelen çimler oraya kapatılmış. Yine çim geleceği söylendi.
Birkaç kamyon için tır daha gelecek bugün ya da yarın. Yarın sabah da büyük bir çalışma yapılacak. Piknik öncesi yöneticilerin, divan üyelerinin buraya gelmesinden önce büyük bir hazırlık yapılacak. Hazır hale getirilecek. Tesislerimiz artık sonlara yaklaşmış durumdayız. İşte görüyorsunuz ikinci sıra çok sıkı çalışma var bugün. Üzerini kapatacaklar yarın büyük bir ihtimalle bu boruların. Evet arkadaşlar. Heybetli tesisimizi görüyorsunuz. Muhteşem görünüyor. Evet alt katlar. Çalışanlar yemekhane. Fitness odaları. Egzersiz aletleri, havuzlar, jacuzziler, futbolcuların sağlık için yapacağı aktiviteler, orta katlar, ofis, büro, yönetimin, yöneticilerin muhasebe, osu busu, en üst katta futbolcuların yazlığı gibi olacak, teras kat, bütün Avrupa'daki ve Amerika'daki tesisler incelenmiş. İç tarafında neler yapılması gerekiyorsa araştırılmış. Onlara uygun yapılıyor. Evet arkadaşlar. Farklı açılardan çekiyoruz sizler için tesisi. İki futbol sahası ve kulüp binası. Burada görüyorsunuz bir bu tarafına açık bir teras yapılmış. Yöneticilerin antrenmanı buradan izleyeceğini tahmin ediyoruz. Oraya çıkacak bazı yedek futbolcular da oradan sahaya bakacak. Güzel bir açı var oradan. Güzel yeşil bir ormanlık burası arkadaşlar. Mis gibi orman. Araba sesi gelmiyor fazla arkadaşlar. Çok fazla araç geçen yol, yakın olan yol. Az geçen araç, yakın olan yol. Biraz ileride de çok araç geçiyor ama ses yapmıyor. Sesi zaten olsa duyardınız. Bu şekilde arkadaşlar buradan görüntüde. Evet arkadaşlar. Size buraya bir beton dökülüyor demiştim. Büyük bir ihtimalle İşçilerin lojmana taşınacak demiştim. Aynen öyle olmuş. Ya da piknik için yapılıyor demiştim. Ancak işçilerin lojmanı buraya taşındı ki bu tarafta altyapı çalışmaları yapabilsinler diye arkadaşlar. İşçiler eski yapılan tesisin içindeydi bu lojman. Şimdi buraya taşındı. Altyapı testleri bu tarafa doğru devam edecek. Evet arkadaşlar, yüksek gerilim hatları diyorsunuz. Futbolcuları hasta eder diyorsunuz. Gördüğünüz gibi A takımın tesisine etki etmiyor yüksek gerilim. Bunlar ayrıca yüksek gerilim değilmiş. Orta gerilimmiş. Sadece altyapı tesislerine biraz etki edecek. Onu da Erden Timur bir konuşmasında söylemişti. İhalesi yapıldı, masrafları üstleneceğiz. Telleri taşıyacağız, başka yerden alacağız demişti. O işlem yapılırken büyük bir ihtimalle burayı da biraz uzaklaştırırlar. Şu 2 lira uzaklaştırdıkları zaman zaten ondan sonra başka bir yerden aldıkları zaman bir sıkıntı olmaz. Altyapı testleri de bu alana yapılacak. Şu görmüş olduğunuz alanı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, binanın da arkadan görüntüsü bu şekilde. Evet arkadaşlar, yarın pikniğimiz var. Galatasaray yönetimi ve basın ordusu buraya gelecek. Piknikte tesisi inceleyecekler. Ne kadar aşama
ilerlediğini burada anlatacak Dursun Başkan, Erdem Başkan. Protokol çadırı ve piknik çadırı hazır arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz çadırın bu tarafına yeşillendirme. 2 gün önce bahsetmiştim, çimler geldi demiştim. Oraya serilmiş çimler. Evet arkadaşlar, yüksek gerilim hatları tam burada. Altyapı tesislerine biraz denk gelecek. Bunu da taşıyacaklar buradan. Karşıda gördüğünüz hastane üniversite hastane arkadaşlar. Hemen arkasına da bir tane Bezmi Alem Üniversitesi yapılacak. Yine karşı tarafta gördüğünüz o kulelerde Frames Park'ın yanındaki yüksek binalar. Frames Park'ta orada 10 dakika, 15 dakikalık bir mesafe arkadaşlar. Buradan da Kağıthane Havalimanı yolu geçiyor. Aynı zamanda bu yerin altında metro geçiyor. Gerek duyulursa tesisin altına da bir metro istasyonu açılabilir. Çünkü arada bir bayağı bir istasyon boşluğu var. Hastanenin orada, görmüş olduğunuz hastanenin orada bir metro durağı var. Oradan da yürünür gerçi. Tesisimiz de burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, havalimanına gidiyor buradaki yol. Hava yolundan birleşen yola gidiyor. Bu tarafta Kağıthane ve Frames Park'ın olduğu yer. Bu yan yol Kemerburgaz ilçesine giriyor. Tesisin girişi de bu yoldan yapılacak. Burada bir kavşak var. Kavşaktan tesise 6 çeşit yapılacak. Şu anda yolun kenarında ses biraz var gibi gözüküyor ama tesisin olduğu yerde pek ses olmuyor. Arkadaşlar, bu kavşaktan alttan yol verecekler tesise. Tesise giriş buradan olacak büyük bir ihtimalle. Şu dönüş kavşağından bir giriş verecekler. Giriş çıkış buradan olacak. İşte protokol çadırı buraya kuruldu. Evet arkadaşlar, mimar statik, elektrik, mekanik, jeoteknik bir sürü proje mimarı var. Bunlar ihale yapılıyor hepsi sırasıyla. Size kolay geliyor, hemen maket yapar gibi tesis bitsin istiyorsunuz ama bu işler kolay değil. Evet arkadaşlar, burada dar bir yol vardı. Yarın babalar, başkanlar geleceği için buraya hemen asfalt döküldü. Yol genişletildi. Tesisin girişi hemen şuradan giderken dönüyorsunuz. Oradan buraya giriş yapıyorsunuz. Tesisin girişi buradan arkadaşlar. Şu anda ileride daha farklı giriş olacak. Piknik için şu an